Merhabalar yeniden Belegar Seferi'nin yeni bölümüne, belki de son bölümüne hoş geldiniz. Artık videonun başında final yazıyorsa anlamışsınızdır son bölüm olup olmadığını. Şimdi düşmanımızı Mors Dağı'nı indirmemiz lazım. 3 tane yerleşim yeri kalmıştı, şu an 2 tane kaldı. Çünkü sevgili Torek Sicilya'yı aldı sağ olsun. Şu Nagash'ın viranesine doğru gitmem gerekiyor. Tam olarak böyle yapalım. Dolaşmak tabii ki çok uzun sürecek. Şuraya gittim. Arada Nagashizzar'ı alabilirim aslında. Madem buraya kadar gelmişiz. Bakayım Amfiron'un. Çok da inanılmaz etkileri yok ama yani almamında bir mahsur yok öte yandan. Bakarız. Diğer yerleşim yeri de Yüzenköy'dü. Oraya da Malakai gidiyor tabii ki. Kendi topraklarında kal. Okey. Önümüzdeki tur oraya ulaşırsın diye düşünüyorum. Ulaşır gibi duruyor. Diğer tarafta ise işler birazcık daha az iyi gidiyor. Sen pusu vaziyetinde azıcık yaklaş dostum. Şuradaki 14 kişilik orduyu şuraya indirdi. 20 kişilik ordusunda Montenasa monte etti. Dolayısıyla ben burayı alırsam Montenasa'daki ordu oradaki hasarlı ordumu birazcık öttürebilir. Bir pusuyu deneyeyim. Pusunun tespit edilmesi ve onun beni pusuyu düşürme ihtimali var tabii ki. Ama bence denemeye değer yine de. %45 biraz az ama öte yandan. Nasıl? Bir de eyalet başkenti işte. Yunus'tamız var mı? Yok. Ha, Yunus'um var. Dalacağım ya ben. Muhtemelen talan edeceğim ama. Aa, oraya getirememiş. Süper. Ama bir dakika o zaman. Orada getirememesi aslında iyi bir şey mi? Kaç yürümem var? Neredeyse hiç yok. Ama oraya getirememesi hiç iyi bir şey olmamış bu arada. Ben direkt içeri soktu diye düşünmüştüm. Çünkü şöyle olacak. Ben burayı alırsam şuradaki 20 kişilik ordu artı bununla beraber saldıracak bana. Ama bunu almazsam pusuya düşürecek. Ve diğeriyle desteğe de gelebilir pusuya düşürdükten sonra. Pusuya düşürmek için buradan da destek alabilir. Ne? Biraz fazla olabilir ama yer altından gider. Ben talan edip gideceğim ya. Belki pusuya düşürmez. Şuraya kadar gelebiliyorum. Yani ne diyelim belli olmaz. Burası da maşallah iyi büyütmüş yahu. Yine yapamıyorum. Birazcık daha büyümeye ihtiyacı var buranın. Belegar tarafı tamam. Sizin de yetenek puanlarınızı dağıtalım. Sen şu rün büyüleri için soğumayı mı al? Evet, öncelikle bir onu al sen. Cücelerin arkana olduğu bir nevi ama tabii o kadar faydalı değil. Sen de birlikleri yenile birazcık öncelikle. Okey. Bakalım ya, bu orduyu kaybetme olasılığım var şu an aslında. İki orduyla birlikte saldırmayı akıl ederse gerçekten. Ordular tamam. Elimde var bir sürü para. Yok yeterince büyüme. Okey, önümüzdeki tur yeterince büyüme yine olmayacak. Artık olduğunda yaparız. Diğer yerleşim yerlerine bakalım. Öncelikle 8 Tepe'ye bakalım mesela. Burası yeni bir yuva açılmak üzere orada. Falaya'nın kaderinde 7 kişilik garnizon var. Bu ordu sıkıntı çıkarır mı? Ben şuradan bir lord basmak istiyorum. Her ihtimale karşı. Basılı olan gelsin. Basılı olmayanların rütbesi daha fazla ama masraf etmeyelim şimdi. Çok ihtiyacım yok güçlü bir lorda. Bas bakalım. Even assassin cannot, not. 8 tepede dolayısıyla buranın güvence altında olduğu sonucuna varabiliriz. Bunları upgrade edebiliriz bence. Yıkılmış bataklıklar değil. Mahzen nerede? Karak Izor. Ha dur. Karak Izor demişken orada elfleri gördüm. Elfleri görmüşken şu planımı bir gerçekleştireyim. Aytaş madenini ister misin sevgili Thorgrim? Havada karada ister. Askeri ittifak lütfen. 6000'li aldım oradan. Al senin olsun. Burada benim şu hevesle beklediğim binanın yapılmasına kaç tur kaldı? Bir tur. Önümüzdeki tur şunun coşmasına şahit olacak mıyız gerçekten? Hatta hazır buraya dayıkken şunu da yapayım. Ekstradan Yüce Kral'ın fermanı alayım. Biraz ant altını arttıran bir şey istiyorum aslında ben. Var mı öyle bir? Bu var. 3000. Değer ya, yap. Okay, bayağı para harcadık ama önümüzdeki tur gerçekten yazdığı kadar güzelse coşacağız demektir. Upgrade etmek istiyorum ben. Şu isyanı bu garnizonla bastırmak mümkün bence. Bir tane lord alırım olmadı. Hemen saldırmazlarsa. 20'denler iyi durumda. Şunu ikileyeyim. Bu da ikilenebilir. Ucuz ve kısa vadeli getirisi yüksek olan binalara öncelik verdim şu an. Bakalım 1600'den kaça çıkacak, çok merak ediyorum. Mühimmat demirciler için gerek yok. Menzilli gücü eski günler. Ha bak, bunlardan çok var elimde. Şu 250 şeyi buna yatırabilir miyim? Yatırdım gitti. Var mı benimle başka anlaşma yapmak isteyen? Demirkaş, lütfen her türlü anlaşma. Reikland geçiş anlaşması. Ah, bir de şu savunma ittifakını bir kabul etseydim de Argo Alan'ı tırsaydık ama. Yok değil mi ya benim Carfrance'da satabileceğim bir yer? Sol istihkamını sana satamıyorumdur. Wissenland, sen peki ister misin sol istihkamını? İstiyor, az istiyor ama benim için hiçbir faydası yok bunun. Al senin olsun. Hatta şu noktada zararı var. Benim daha az yerleşim yerine sahip olmam lazım ya daha fazla gelir elde etmek için. Tamamdır, sende de bir savunma ittifakı yapalım. Argo Alan tırsın. Buna satabileceğim güzel bir şey yok maalesef. Aslında bununla anlaşma yapmak istedim ama yok, onun etrafındaki yerleşim yerlerim hep çok değerli. Okay, 1600'den kaça çıkacaktık? Karakol mu? Onu da yapalım madem yapabiliyoruz. Senin Nül'ün olduğu eyalette bir de Dothenbach ve Wissenburg var. Wissenburg'e yaptım. Bir karakol daha mevcut. Size gerek yok. Hadi bakalım Argo Alan. O kadar atar gider piyonun. Şimdi yiyorsa saldır. Evet, akıl etti. Ama pusuya düşüremedi. Ve kahramanca zafer diyor. Abi cüceler ve otomatik sonuçlandırma ya. Bir yandan savaşmak da istiyorum ama iki orduyu temizleme imkanını bu şekilde geri tepemem ya. Ork silahlarını bir türlü göremedik ama. Oh, muhteşemsin. You are breathtaking. Okay. Karakol inşaatına başladı. Bunlar. Ne oldu ya? Yeraltı yükseltildi. Yeraltının kritik önem taşıyan bir bölümündeki onarımlar tamamlandı. Ancak bu tamirat Hisar'ın hazinesinde de büyük darbe vurdu. Yeraltı, Ankor'un yeniden canlanmasında kilit rol oynadığı için bu ödemeye layık bir bedel. Yeraltı yükseltildi. Okey. Yalnız neden bu kadar hayal kırıklığı oldu bu gelir? Ben 6-7 bin artacak diye düşünüyordum. Niye? 2000 arttı sadece. 1000 arttı hatta sadece. Her tur sayısı başına %5. Bir dakika, ben yanlış hesapladım değil mi? Şimdi kaç yerleşim yerim var benim? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 56'dan 19 düşer. 46, 36, 37. 37 çarpı 5, 15. 37 çarpı 15. Pardon, 37 çarpı 5. 150, %150 falan. Tamam ya, çok yanlış hesaplamışım ben. %150 falan artıyor. Çok fazla yerleşim yerim var. Tamam ya. Normal. Normal. Tamam. Daha az yerleşim yerim olsaydı. Şu an mesela bütün yerleşim yerlerimi satsam bayağı bir faydasını görürüm ama. Mesela 700'den 1000'e çıkıyor. Şunu yaparsam, bunu yapayım o zaman. Tamamdır. Beklediğim kadar uçmadı. Eyvallah ama kendi yanlış hesabım yani. Suçlu benim. Şimdi burayı almadan önce şurada da 20 kişilik bir ordusu var. Biraz tazelenmem lazım. O yüzden kendi topraklarına bir geçiş yap. Sen bir geri gel. Ne? Diğer tarafta daha mı çok iyileşiyordu? Vallahi öyle. Tamam, bir tane birim yok oldu. Küreselden bir tane, hatta daha fazla cüce savaşçısı basayım ben. Şunları da birleştirdim. Tamam, önümüzdeki tur saldırabilirim dolayısıyla. Param yetmedi. Dur, neyse bir yerlere saldıracağım, para buluruz. Malakai. Abi gerçekten mi ya? Bir gıdım daha gidemedin yani. Ne diyelim? Ne güzel uzun sefer zaferine ulaşacaktım şu an. Sen şu Nagash'ın viranesini bir al. Sen oradaki görev ne? Tahan etme görevi falan sonunda yapayım. Neyi? Karak 8 seviye misyon parayı. Muharebe kazanma, aklını çekici. Şehri bu. Malakai'nin görevi muharebesi de varmış. Bu şeyden mi bahsediyor ya? Şundan mı bahsediyor acaba? Neyse, şurayı bir aldım gitti. İşgal et. Ne kadar hasarlıyım? Fazla değil. Bir görev muharebesi yapılır. İsyan kalkanı. Oradan da biraz para kazanalım. Uzlaşılan gares falan veriyor. 5 tur kaldı zaten. Belki 3'te zaten bitirme herhalde de 4'te bitirme imkanı da olabilir belki. Bu arada toplam 16.000'e ulaşmışız. Bir konferasyon daha gelebilir dolayısıyla. Okay, karşıdan zor görünmüyor, bakalım. Yes my king, today is a great day. Today we kill Urks. Today is vengeance. Even now a throng from Karak Azul approaches the green filth from the rear. We are honored to drink the orcs from the front. Let them face our might. Let them see what Dawi of the Angrund clan are made of. Haydi, gazı verdi yine. Biraz ork silahı da izleyelim ya bu münasebetle. Şimdi ağır silahlar. Şöyle bir tepeye geçin siz. Ön tarafına. Bu ordunun sorun çok fazla okçusu olması ya. Okçular yerine ağır silah ve yakın dövüş piyadesi almam lazım benim bence. Okay. Sen şurada kal. Durun. Başlayın bakalım. Az ork silah katliamı izleyelim ya. Benzinizde değiller mi yoksa? Tam sınırdalarmış. Azıcık ilerleyin hadi. Azıcıktan biraz daha fazla ilerlemem gerekiyor galiba. Diğer orduya doğru yola çıktılar. Bir tane özellikle yüksek menzili olan top var. Ha. Senin çok ilerlemene gerek yokmuş aslında ama neyse bir arada kalın madem. Buralardan destek birliği falan gelirse o sıkıntı zaten. Onlara karşı gidiyorlar ya. Keşke bana gelseler. Şöyle görmek istediğimiz manzaralar işte. Yaklaşmam lazım. Olmuyor böyle. Yaklaşırken de zaman kaybediyoruz. Dur ya, burası bu kadar toplu halde şöyleyken. Yani çok sevdiğim bir özellik değil aslında ama beklenmedik derecede iyi hasar verebiliyor bazen denk getirdiği zaman. Tamam, ok silahlarının artık menzilinde bayağı bir insan var. Sen kendin git ya. Diğerleri burada kalsın istiyorum çünkü nereden saldırı geleceği belli olmuyor. Bu görev muharebelerinde malum. Senin menziline kimse girmemiş öyle mi? Sen şuraya gel o zaman, hadi bakalım. Destek birliği mi geldi? Yok. Şey, onlar bana yaklaşacaksa kendileri bilirler. Onları arkadan vurdular. Onların arkasından birileri geliyor ya. Onlar ölünce acaba ben de kaybetmiş sayılıyor muyum? Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yazmıyor ama. Şu tarafa doğru git ya mümkün olduğunca. Görev muharebesi travmam çok olduğu için bunları terk etmek istemiyorum burada. Güzel ateş ediyorlar ama birazcık yanlış yere ateş ediyor. Herkes aynı yere ateş ediyor gibi bir durum var ama maalesef. Darmadağın ettik buraları. Biraz daha ilerleyelim o zaman. Birkaç kişi daha var. Onları da bir darmadağın edelim. Tamam, o orku bizimki kesiyor galiba. Sen buradakiyle savaşıyorsun. Trollerle mi? Sen onu halledersin. Hiç sorun değil. Şuradan bir destek birliği geldi mesela. Şurada yalnız bıraksaydım ağır silahları bazı bir şekilde sıkıntı olacakmış. Onların o tarafa geçmesine izin vermeyin lütfen. Sağ taraftan da desteğe gelenler oldu. Siz oradaki ateş şeyini koruyun. Ateş topunu. Ya da denk getirdiği zaman gerçekten hayvan gibi hasar verebilen şeyler. Arkadan gelen yok değil mi? Aman diyeyim. Ya o kalkanlarla, ork silahıyla, ateş topuna falan direnmeye çalışıyorsunuz. Nedir yani derdiniz? Yazık, kıyamam. Barbar ork sürüleri işte. Ne yaparsın? Sen git şu elemana yardım et ya. O biraz... yeterince iyi performans gösteremiyor gibi orada. Acaba aslında o kadar da çok ihtiyacı yok mu ordunun yakın dövüş piyadesine ne? Şöyle bir bakıyorum da. Azıcık ilerleyelim. Sen kimle savaşıyorsun orada? Goblin'le mi? Başka işim yok birader ya. Pes etmeyenler görüyorum. Sen şu arkadaşa yardıma git ya. Yani öyle bir şey yazmıyor. Bu adam ölse bile bir şey olmaz galiba. Savaşı kaybettim sayılmaz ama. Garanti altına alalım mümkünse o işi. Tamam. Az daha ilerleyiniz. Trollerin arasında kalmış. Ağzına ne güzel sümsüyü vurdu. Bir tane vurdu, indirdi ya trolü. Güzel bir manzaraydı. Okay, birkaç kişi daha geliyor. Siz biraz daha yaklaşın isterseniz. Sen hariç. Sen de gel şuraya da. Şundan bir tane at başarabilirsen. Hop, kendi adamlarıma vuracağım. Yapma, vazgeçtim. Güzel, elinize sağlık. Herifin de ölmemesini sağladık bu arada. Friendly Fire'dan gitmezse o arada. Okay. Şunu alayım. Zaten çok fazla hasar görmedim ama maksimum canda olayım ve oh, nice. Diğer görev muharebesine de gidebileyim. Direkt taktın mı? Nerede o? Bu mu? İsyan kalkan. Ha. Senin silahın mı yok ya? Şimdiki şöyle bir şey al da. Şu var, tamam. Okey, 40 oldum. Bir tane akıl hoca sağ ol. Şunu üçledik. Tamam, tam plaka zırhtan kendini güçlendir biraz da dolayı bundan sonra. Sen keyfine bakıyorsun, siz keyfinize bakıyorsunuz. Sen keyfine henüz bakmıyorsun. Öncelikle şunu alıyorsun. Tamam. Bir sonraki görev muharebesinde sıra. Malakai'ninkini yapmayacağım da. Şu Angrund'un çekinci de alalım tabii ki. Kesin zafer diyor. Şimdilik zor görünmüyor. Bakacağız. The lost vault of Angrund is within reach. Are we going to let these trespassers get away with their sneaky shenanigans? Do we let them steal the treasure and valuables which belong to the Angrund clan by right? No! We do not! Let the grudge be settled. Let vengeance begin! Roar! Vengeance begin! Roar! Okay. Harita çok güzelmiş. Ona laf yok. Şöyle diplerine kurulalım ya. Siz şöyle gelin. Hatta okçular bunların arkasında mı dursa ya? Yok yok. O da çok saçma olur sanki. Şöyle durun. Şöyle dizilin. Bir tarafınıza bunlar gelsin, bir tarafınıza bunlar gelsin. Pilotlar, kahramanlar önde. Her şey hazır mı? biraz daha ilerleyebiliriz bence. Yapamadım. Okay, direkt menzilimdeler mi? Biraz ilerlemem gerekecek. Dur bir dakika ya. O zaman şey yapayım. Şöyle gelin. Direkt menzilimde olmalarını tercih ederim. Gibi. Şunun menzilinde değiller sadece. Üzerime geliyorlar mı? Geliyorlar. Okey. Buyursunlar. Bakalım, yanlardan destek birlikleri çok gelmez inşallah diyelim. Yeşil derilde olduklarına pişman oldular bildiğin. Şu ikisini yanlış koymuşum. Senin ileri gitmen lazım biraz. Onlar yaklaşamadan ölecekler zaten. Destek birlikleri geldi. Siz o tarafa bir dönün. Sen onları bir koru. Bu tarafta da var mı? Bu tarafta da var. Siz de şu tarafa dönün. Siz ikiniz onları bir koruyun. Belegar sen de o tarafa doğru git. Diğer ordu zaten tamam olmak üzere. Siz de şu tarafa gelin. Biraz hızlı geldiler. Direkt ağır savaş makinelerine mi gidiyorlar? Hoş değil. Okay, biraz hasar verecekler. Ama okçular onları halleder herhalde. Tabancacılara ulaştılar. Hepimizin oraya gitmesi mantıklı olmadı dolayısıyla. Sen de şuraya gir. Sen orada durmayı sürdür. Siz üçünüz şuraya yerleşmeye çalışın. Belegar şunları hallet hadi. Onu indir. Oraya bir müdahale et. Birilerinin şunları indirmesi lazım. Oraya gidin. Bir kişi buraya gelsin. Of, çok fazla etrafım sarıldı, sıkıntı oldu bu. Şuradaki lorda git, devi indirmeye falan çalış. Siz şuraya çekilmeye çalışın. Oraya kadar koşmana gerek yok. Şunları halletsen. Sen şu devi indirebilir misin ya? Hadi. Öf, arkadan saldırıya uğradı. Belegar neredesin? Belegar şu devi indir. Yap bari. Tamam, buradakiler geri çekilmeye başladı. Şuradaki tüfekçiler gitti gibi. Sen de durumdasın, idare ediyorsun. Sadece top kaldı ağır makinelerden. Tamam, siz doğru yere bakıyorsunuz. Sen de şu ortaya müdahale etsen iyi olur. Ağır silahları koruyamadık ya. Yanlardan destek birliği geleceğini tahmin etmiştim elbette ama biraz fazla geldiler. Tahmin ettiğimden daha fazla geldiler. Şuraya bakın ama en azından kimseyi kaybetmedik. Görev muharebelerinin busu gücük ya. Nereden ne destek birliği geleceği belli olmuyor. savaşın nasıl gideceğini öngörüp ona göre taktik yapmak biraz zor. Hangi görev maharbesinde neyin ne olacağını ezbere bilmek falan gerekiyor. Ben de ezbere bilmiyorum doğrusu hepsini. Çoğunu. Tamamına yakınını. Okay. Sağ taraf dışındakileri kurtardık galiba. Şimdi şu tarafa bakmanız lazım biraz. Sen de o tarafa müdahale et. Sen şu tarafa bak. Siz az daha yaklaşırsanız eğer. Yani şöyle bir özelliğim varmış. Haklısın bunda. Belegar boş durma. Gel, gel oğlum sen de oraya. Oğlum dedim Belegar'a ya. That's a grudge. Kitaba girdi. Sanıyorum bitti savaş. Nice. Ve çekicimizi de böylece almış olduk. Kontrole ihtiyacım olabilir belki. Evet, tüm eyaletlerde artı 3 kontrol veriyormuş zaten. Pek ihtiyacım olmaz dolayısıyla. Nice, nice. Biraz daha garez. 3. seviyeye çıktık. Bir üst seviyeye çıkar mıyız acaba? Birazdan bir efsanevi garezi halledeceğiz. Belki o zaman çıkarız. Sen şuraya bir gir. 19 kişi kaldı yine burası. Sana yine klasik bir tane cüce savaşçısı verelim. Şunlardan birini göndereceğim galiba ya. Bu birazcık bozuyor benim sistemi. Ağır silahlar zaten var. Seni gönderdim gitti. Bir yüce savaşçısı daha gelsin. Sana daha fazla yakın savunma iyi olur sana. Siz kafanıza göre takılıyordunuz. Kafasına göre takılmayan sadece rün ustası vardı. O da insafsızı fullemişti. Takılacasını al. Şunu daha fazla, şunu arttırmak herhalde ikisinden biri geçerli oluyor diye tahmin ediyorum. İkisi birden geçerli olmuyordur. Okay, bu böyle. Sen dinlenmedesin. Senin de yetenek puanlarını bir dağıtalım. Bunu aldık. Ordunu birazcık güçlendirelim senin artık. Senin ordun klasik dengeli, münakaşacı falan olan ordu. Öncelikle bir cüce savaşçılarını biraz güçlendireyim ama. Derebeyi. Buradan devam. Ölümcül hücumu al. Usta mühendis. Bir tane buna, bir tane buna. Ejderha katili. Birlik yenile. Ve fiziksel direnç al. Daha fazla al. Okay. Malakai'nin ordusunda da Garagrim level atlamış. Garagrim de daha fazla fiziksel direnç alsın. Teknoloji olarak şunu araştırmıştım. Faydalı. Menzil katil korsanlar için lütfen. Bakın o da olabilir. Okay. Elimde 11.000 lira var. 11.000 lirayla bunu yapamıyorum. Büyüme daha hazır değil. 8 tepedeki büyümeyi hızlandıralım. Ha, buraya bir de şundan yapayım mı? Yapayım ya. Şu an çok etkilemeyecek ama buranın gelirini yavaş yavaş arttırırız. Bence tahmin ettiğim, hesapladığım kadar iyi olmasa da hala çok iyi bir bina. Ant altınımızı da bir arttıralım. Şunu da bir yapalım. Sağlar, kontrol, inşaat maliyeti. Yani yapadur 85 ant altın istiyor sadece, çok değil. Ha, şunları yapayım bir de buraya ya. Geri kalan slotlara, şu an elimdeki slotlara onları yapayım. Buraya kim ne yaptı? Ha, sen buraya saldırmıştın. Ha, şu orduyu da bir temizlemek istiyorum ben. Şu iki tane olanları bir aldım. Hadi bir iki de şuradan bir şey alayım. Yeterli mi? Tamam. Zaten geçiciydi. Orduyu temizledim. Çünkü bunların bir tane şehri kaldı ama bu ordusunu temizlemeden şey olmazdı ki burayı alabilecek kapasitesi vardı. Burayı alsın istemedim. Okay, sen git. Sen de şu aldığın 2 turluk buff'ı harcayana kadar burada kal. Değil. Tamam, öyle kalsın. Tamamdır. Parayı harcadık. Hızlı anlaşmalarda var mı bir şey? Talebekland dışında... Talebekland ve sınır prenslikleri dışında yok gibi. Okey. Önümüzdeki tur kısa sefer zaferine ulaşıyor ve efsanevi Gariz'i hallediyoruz bir terslik olmazsa. Okey. Okey. Kim seni yaraladı ya? Üf, burada Skaven'a şey gitmiş. Tabii ki inşaata başladı. Ekwound kuşatıldı. Burada bir 20 kişilik ordusu var. Buna dalmak mantıklı olmaz. İki Klav'ın kendisi bir de. Sen üsüp nidalarıyla biraz geri çekil. Görevini yerine getirdin. Yukarıda Carcasson'un orayı bastıracağını umut edelim biz. Sen bir şeyler yap. Neye ihtiyacı var bu yancı ordunun? Yakın dövüş piyadesine ihtiyacı var. Tamam. Belegar kısmında sadece şeye bakmadık hiç. Silahını da taktı, zırhını da taktı. Kontrol, yerel eyalet, uğur kurtarışı. Gerçekten yenilmez bir hale geldi o uğur kurtarışı falan nedir abi. Bunların set bonusu ise tüm eyaletler kontrol, ulusal yetiştirme rütbesi. Güzel, güzel. Madem buraya kadar geldim, öyle bir niyetim yoktu ama Nagashizzar'ı da alayım. Journeying on. Ama asıl mesele şurada. Önce bir şunları dağıtayım. Sen zırh al öncelikle. Şunu tamamladın mı? Tamam. Umarım güçlü bir ordu yoktur burada. Yokmuş. Hatta sen Quick'i daha önce kesememiştin galiba. Onu da kesmiş ol. Ha, bunlara atanıyormuş bu ürün. Kullan, güzel. Umarım bilmediğim bir yerde bilmediğim bir ordusu yoktur. Ve Gares kaldırıldı. Karak 8 tepe güvenceye alındı. 2500 uzlaşılan Garez verdi. Neredeyse 5.'de bitireceğiz ya. Mors Dağı yok edildi. Kısa zafer kazanıldı. Hemen bakıyorum şuradan. Üstünü çizdik. Güzel bir görsel efektmiş bu arada. Vay be, vay be. Kafalı kabileleri artık Karaz-a-Karak düşünsün. Bunlar uzun vadeli şeyler. Bu ikisi yok edilmiş. Yani bir sonraki hedefim eğer uzun sefer zaferine koşacak olsaydım bunlar olabilirdi. Ama burada bırakmakta fayda var. Yeraltı ağları falan bu da güzel olurdu. Yani Zarnagru'nu da almak isterdim. Bakalım şöyle bir Afrika'yı ele geçirmek var. Moulderskyr'ı bir şekilde hallederdik de Moulder biraz uzakta. Başkası halledememiş maalesef. Ha, burada da ya bir tek bu kalmış. Karak Azul ve siyah demir madeni. Yani İmri'ye savaş açacak halim yok benim. Ticaret anlaşmam da var galiba bunda zaten. Yani buradaki en iyi senaryo şey olur. Ben giderim işte buradaki kaos cücelerine dalarım. Oradan ele geçirdiğim yerleşim yerlerini bunlarla değiş tokuş ederim ama bunları almak için şey yapmam yani. Savaş açmam bu adamlara. Ama Nagash'ın viranesini falan verebilirim aslında. Dur şunu bir yapayım. Bir askeri bina daha yapayım. Bir turluk yok mu bir şey? 2 turluk olsun. Hatta Nagaşizzar'ı da satabilirim üstüne. Buranın çok meraklısı değilim ben. Ha. Siyah demir madenlerini de Thorgrim almak üzere zaten. Orayı aldıktan sonra Karak Azul ve Kokuşmuş Çukur'u da bu ikisiyle değiştirmeye çalışabilirim. Bir deneyeceğim, bir dakika. Hemen bir sonlandırmayalım. Bir deneyeceğim o işi ben. Sen şu baftan azıcık daha faydalan. Sen buradasın. Senin yetenek puanlarını bir dağıtalım. Aa, öyle güzel şeyler varmış. Wow. Okay. Bir yenile. Greatest inventor. Şunu araya al. Engineer. Buradan devam et. Düşman arayanı al. Okay. Sen de buradan şu canavar adamlara dalsan iyi edersin aslında. Dur, Ekwound ne oluyor bu arada? Aa, otomatik sonuçlandırma bana verir diye düşünmüştüm. Neyse, onların saldırmasını bekleyeyim o zaman. Vay, otomatik sonuçlandırma ilk kez beni hayal kırıklığına uğrattı burada. Malakai'yi o tarafa doğru gönderebilirim aslında. Buraya ise bir kontrol binası fena olmaz aslında. Çok fazla kaos yozlaşması falan var. Batık Kernak'a saldırayım. Arkasından şuraları ele geçiremediğim için şu an oraları yavaş yavaş ele geçireyim. Bence mantıklı. Bende çok para yok. Ant altını var ama şimdilik bir dursun. Hızlı anlaşmalara bakayım. Bir dakika. Ben bir tane şey mi görmüştüm? Torek'le konferasyon. 10 tane yerleşim yeri var. Diğerlerine hiç yakın bile değilim bu arada. Herifin bir tane yerleşim yeri var ama Garagrim'in, aman Garagrim demişim, Grombir'in dalı. O kadar çok garez biriktirmiş ki. Torek çok biriktirememiş. Gel Torek. Aramıza hoş geldin. 3 tane eyalet emniyeti aldım bu sayede. Eksi 10.000'deyim, yaşasın. Okey, bakalım ne varmış burada. Sisli Dağ, tamam. Hı-hı. Bu Torek'in kendi ordusu değil. Güzel birimler var ama bir dakika, şu birimler elimdeyken, güçlü durumdayken milletle anlaşma yapayım. Karak Kadrin, lütfen gel buraya, gel buraya. Başka ticaret yok. Libaras Sarayı gidici kalsın. Tamam, şu oralardan bir kurtulayım o zaman. Sen büyük hizmetlerde bulunmuşsun gibi ama sana bir veda etme zamandır, kusura bakma. Silah da bu fazla. Karakazgal. Heh, benim ele geçirdiğim yer. Tamam, idare etsin. Lamia. Vay, buraya kadar inmişsin ha. Libarasın kaç yerleşim yeri var? 1. Yani bunlara savaş açıp bunların da işini bitireyim o zaman ya. Madem hazır burada eşek gibi bir ordu var. Gel dostum sen de. Önümüzdeki oraya bir saldırır, orayı da alırız. Torek'in ordusu burada. Ha, Libaras ordusu var burada bir tane. Nereye gideceğini bilmiyorum, sen de onu takip edersin. bitirmeye çalışırız ama eksi 5000. Ha, şurada da bir ordu var. Onun bir esprisi yok gibi. Bir rün ustamız varmış ama bir kenarda dursun. Sana veda ettik. Şurada bir ordumuz daha varmış. Ejderha katil derebeyi. Yani bir dur diyeceğim de zaten ejderha katilini 1. seviyede yapabiliyormuşum. Diğerlerini 5-3 falan. Tamam ya, yollayacağım seni de, gerek yok sana. Herkesteki ürünleri bir çıkarayım da. Galiba çıkarmayınca kayboluyorlar, emin olmamakla birlikte. Öncekileri de bir çıkaralım. Güzelim, birlikleri dağıtıyorum ama mecburum. Okey. Var mı bilmediğim başka bir yeni kazandığım ordu, bir yerlerde görmediğim? Sen oradaki elemansın. Sen Torek'in kendisisin. Sen Libaras'a saldıracak olansın. Okey. Seni de göndereceğim ya. Torek bol bol gün basmış. Buralarda... Okey. Çok ayrıntılı şeyler yapmayacağım. Ha, şöyle bir güzel binamız varmış. Okey. Zaten önümüzdeki tur sonlandıracağım. Şimdi çok ayrıntılı bir şey yapmak istemiyorum ama bir bakmadan geçemedim şimdi. Nerede emir mevcut? Bir de burası var. Burada özel bir bina yokmuş zaten. Büyüme ihtiyacı var buranın. Her kol kalsın. Emasya baktık. Diğer şeylere bakmak istemiyorum. Devam. Okay. Fraksiyon yok edildi. Yukarıdaki dandik Skaven fraksiyonunda Karaz-a-Karak halletti. Havaller. Torek, bak bakayım şuraya. Yakalayabiliyor musun onu? Yakalıyor. Süper. O zaman yakala. Direkt savaşacağım ya. Okey. Torek, sen orduyu hallet. Eline sağlık. Maaş vaziyetinde orayı dolaşman imkansız değil mi senin? Evet. Tamam. Sen normal vaziyette oraya ulaşırsın. Güzel. Libaras da böylece ayaküstü yok edilmiş oldu. Tamamdır. Oralara da ihtiyacım yok. Onları da ilave edebilirim. Şuraya bir bakayım şimdi. Savaş ilan et. Okay. Tabii ki yıldırım çarpışması öncelikle. Tamam, güzel. İkmali aldım. Hadi otomatik sonuçlandırma bana versin şu Nagaşizzar'ı da uğraştırmasın beni. Hadi be, hadi be. Diğer efsanevi Gariz'i halletmek için şu iki yeri almam lazım. Bir dakika, Nagash'ın viranesiyle Karak Azul değiştirir misin her şeyden önce? Zaten değişmiyor. Tamam, o uzun işmiş o zaman. Yani buraları alıp o efsanevi Gariz'i de halletmek için galiba buna savaş açmam gerekir ya. Karak Azul'u kolay kolay bırakacak gibi değil. Belki Nagaşizzar'la değişir ama ya. Bakayım. Bir tek burası kaldı gerçekten ya. Kokuşmuş Çukur'la Nagash'in bir anesini değiştirmişsin mesela. Aa, burayı değişir en azından diye tahmin etmiştim, öyle bir şey yokmuş. Belki bu tamamlanınca, ne bileyim. Niye bu kadar değersiz bir yeri, yani 3. seviye de. Yani denemek istiyorum ya. Yani şimdi durduk yerine Nagashizzar'a niye saldıracaksın, uf, ne uğraşıyorsun diyorsunuz ama yok ya, ben bu garajda bir çözmeyi denemek istiyorum. Hepiniz otomatik pilottasınız değil mi? Sen değil mi? Senin şuradan bir gidelim, merak ediyorum demiştim. Bir dakika. Bir saniye, ne veriyordu yakın savunma mı? Menzil ve yakın muharebe hasarı fazladan %5. Menzillik gücü 41. 29. 41-29. Artmayacak diye tahmin ediyorum. 42-31. Allah Allah. Sibir'den geçerli oluyormuş demek ki. Vay be. Oha! Onu vermek fark ettirdi. Çok ilginç. Bir dakika o zaman. Bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Verebildiğim en değerli şeyleri vereceğim bunlara. Muska. Ne bileyim, karakter bölümü al, ne bulursan. Tamam. Yaver yeri bir tane varmış. Tamamdır. Hastası. Bunlar fark ettirmez tabi de. Otomatik basıyorum ne varsa. Okey. Diğer tarafta zırh verelim. Zırh varmış zaten de. Silah al. Muska. Karakter rünü al bir tane. Ne olduğuna bakmadan, uğraşmak istemediğim için direkt veriyorum. Sende de herhangi bir item yok. Sana da verelim. Ne var? Yap kılıcını al. Muskayı al. Muskası zaten varmış, pardon. Tamam, muskası. Bakalım pozitif etki edecek mi? Hatta şu yetenek puanlarını da vereyim. Yani ne kadar işe yaramayacak olsa da herhangi bir savaşta falan. Ha, dur, şu belki savaşta bir otomatik sonuçlandırmada artı yazıyordur. Senin yukarıda bir şeyin yok değil mi? Şimdi bir daha dene. Ben demin daha mı az şey kaybediyordum? Neyse, kampanya bittiği için zaten basacağım bunları. Önemli olan kazanmaktı. İşgal et. Tamam mı? Kahramanlar öldü mü bu arada? Onlara dikkat etmedim. Ölmemişler. Güzel. Bak, Nagashizzar var. Nagashizzar diyorum bak. Bak, Nagashizzar. Abi nasıl ya? Abi nasıl ya? Koskoca Nagashizzar ve birader. Altın dişe karşı savaşa katılacağım. Hayır. Onu da istemiyor. Tehdit ederim bak. Öf, olmadı. Neyse, tamam. En son bunu deneyecektim. Bu da olmadı. O efsanevi garizi halletmek için artık ya savaş açmam gerekir ya arımı daha iyi tutmam gerekir. Muhtemelen arımı daha iyi tutmayı tercih ederim savaş açmak yerine. Ama yani cüce fraksiyonlarının kontrolünde olması lazım. İttifak olması yetmiyor. Bu arada bu bölüm biraz fazla uzamış olabilir. Kaç dakika oldu hesap etmedim. Arada bir yerde eğer bölüp bir bölüm daha yaptıysam fazla uzamasın diye kusura bakmayın, hiç selamsız sabahsız güle güle merhaba demeden bölüm geçişi yapmış olmuş olabilirim. Emin değilim. Ama neyse efendim, bu bölümü ve genel olarak bu seferi burada sonlandırmanın vakti geldi. Yani uzun sefere gidecek olsam, onun muhabbetini yapacak olsam şu an yapmam gereken tek şey 4 tane efsanevi garezi tamamlamak ve yerleşim yeri kazanmak daha fazla. Efsanevi garezinin hangilerinin peşinde düşersin desen, şunun peşine düşerim zaten yakın. Şunlar da güzel hedefler gibi duruyor. Evet, bu hem yakınımda zaten bunun peşine düşerim. Bir de galiba bunun peşine düşerim. Skyrim Kralını zaten yok etmek çok uzun vadeli bir plan değil benim için. Moulder Kralında yakınlarımda sayılır zaten. Onu da hallederim. Ha, bir de bu var tabii. Dur ya, buna da öncelik vermek isteyebilirim ama şu fazla yakınımda. Önceliği buna verirdim galiba. Bilmiyorum. Üçünün de peşinden koşabilirdim. Bu değil, bu değil. Bu da değil. Bu da fazla uzakta. Kara harfler de biraz fazla uzakta. Şunu da artık şeyin yapmasını bekleyeceğim. Karaz-a-Karak'ın yapmasını bekleyeceğim. Ya da Karaz-a-Karak'ı konferansına katıp şu kapalı kabirleri ben yapacağım. Ama genel olarak 3 tane daha ulu garez yapmak inanılmaz uzun sürmez diye düşünüyorum. Ama yine de uzun uzun cüce oynamak istiyorum ama onu bir canlı yayında yaparız ya başka bir lordla yaparız. Muhtemelen Malakay'la onu yapmak istiyorum bir ara. Şimdilik buna veda etme zamanı geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.